Kendi perspektifimden şöyle anlatabilirim her seferinde benim için bir ayrı keşif oluyor ee, çünkü o yolculuğa her seferinde farklı insanlarla birlikte çıkıyoruz aynı mekanı anlatsak bile onlarla tekrar anlatma sürecinde fark yani her seferinde o farklılığı yeniden keşfetme hali benim için o şekilde ifade edebilirim bence. Ya aslında hafıza yolculuğu öncelikle gençler için kurgulanmış bir şey. Yüzleşilmemiş, üzeri örtülmüş hikayeleri gençlerle birlikte araştırmak, sonra bunu gençlere anlatmak. Burada sanırım benim için de en önemli, en kıymetli olan kısmı bunu gençlerle yapıyor olmak. Özellikle böyle bizim toplumumuzda da sanırım gençler böyle hep şey gibi, daha popülerle, popülerle ilgilenen, daha ne verirsen sanki onu alınması istenen, yani çok böyle görünmeyen, duyulmayan bir konumda. Karakutu'nun özellikle gençleri hedef diye olması o yüzden bana çok iyi gelmişti. Ya benim de kendimi böyle genç olarak gerçekten ifade edebildiğim bir alandı. Zaten Karakutuyla da böyle benim ilk tanışma anım da böyle bir havza yürüyüşüydü. Ve sosyal medyada gördüm ki kara derneğini. Böyle az çok işte hani görüyorum şu rota var, bu rota var, şöyle hikayeler var falan ama böyle oraya gitmek ve gerçekten onu deneyimlemek çok başkaydı benim için. Ya bu kadar içinde olduğumu hissetmek çok iyi gelmişti. Hafıza Yolculuğu Karakutu Derneği'nin aslında ana faaliyet alanlarından bir tanesi. Dernek olarak bizim zaten amacımız gençlerle birlikte gençler için bu toplumsal hafıza yüzleşme olaylarını tekrardan anımsatmak ve hatırlamak aslında o, o sebeple hani bir hafıza yolculuğu programımız var. Bu programa gençler dahil oluyor. Gençler çalışıyor, gençler hazırlıyor. Daha sonrasında gençlere hafıza yürüyüşü düzenliyorlar ve bizde yaşadığımız kentte yüzleşemediğimiz ya da ana akım tarih anlatısı içerisine girmeyen olayları, mekanları, insanları kentte e, gezerek tekrardan böyle hatırlatmak istiyoruz. Ve semt semt çalışıyoruz. Her semtte seçtiğimizde genelde aslında ya bir hani ben bu konuyu anlatmak istiyorum tarzı bir şey oluyor ya da ben bu kişiye anlatmak istiyorum gibi bir bir durum oluyor. Ya da bir mekan üzerinden bu genel itibariyle anlatmak isteyen kişiye kalmış bir durumda durum. Ben kendi deneyimim üzerinden gidersem benim ilk anlattığım ve çalıştığım mekan bir apartman hikayesiydi aslında. Apartmanın hikayesiyle birlikte başladım ama aslında hem koca bir semtin tarihi ve o tarih paralelinde de böyle gerçekten tanıdığımı zannettiğim insanları bile tanımayarak böyle kişi kişi deştiğim değişik anlatılar ortaya çıkmıştı. Şişli'deydi benim anlattığım apartman ama ben o anlatıyı çalışırken Kadıköy'e daha çok hakim olmaya başladım. Çünkü anlatı sizi oradan buraya taşıyor. Çalıştığınız, işte kurcaladığınız, deştiğiniz her konu birbiriyle bir şekilde bağlantılı zaten. O yüzden genel itibariyle ben bu hafıza yolculuğunda en çok bu araştırma kısmını seviyorum. Hem kendim işte bireysel olarak yaptığım bu araştırma süreci hem de arkadaşlarımız bazen çalışıyorken birbirimize destek oluyoruz vesaire. Bu yolculukta benim için aslında en böyle e, keyif verici anlar diyebilirim hafıza mekanını öncelikle aslında e, kendin yani çok kendi bireysel merakların, ilgi da belirleyebiliyorsun. Bir yandan sana aslında kara da bu konuda destek oluyor. Şey alanı çok açık aslında yani ben şunu çalışmak istiyorum, şu işte şu binayı, şu mekanı, şu hikayeyi, şu insanı, şu olayı. Ama bir yandan kara da şeyi hep sana açık tutuyor. Yani e, bunlar var evet ama işte bizim de hani şöyle bir havuzumuz var. Sen buradan seçebilirsin. Senin ilgini çeken belki burada da bir şeyler vardır. çalışacağımız konuya göre şekillenebiliyor bu. Yani işte daha e, gerçekten sizin kendi bulduğunuz bir konuysa böyle çok gündem olmamışsa e, baya bir yerlerden kazıyarak çıkardıysanız eğer gerçekten. E, oralarda daha böyle işte akademik çalışmalar sanırım. E, sözlü tarih ya orada işte tanıklıklar e, böyle bir yerler birilerinin ya o olaya tanıklık etmiş birilerinin e, bir yerlerde yazdıkları çizdikleri şeyler. Bunlar e, yol gösterici oluyor bence arşiv çalışmasında. Ama böyle gerçekten hani bir ters okuma yapacaksanız e, ne bileyim mesela 6-7 Eylül'ü konuşacaksak eğer onu zaten an, egemen anlatıda bir sürü yeri var. Hem oraları alıyorsunuz bir yandan da ama çok görülmeyen işte susturulmuş kısımlarını alıyorsunuz. Böyle biraz işte karşılaştırmalı, sorgulamalı, eleştirmeli bir süreç oluyor. Bir ana akım tarihe de bakıyoruz bu arada. Çünkü ana akım, ana akım diye tabir edeceğim. Hani o Tarih anlatısı içerisinde de ne deniyor, ne anlatılıyor vesaire. Sonra onun e, değinmediği e, alternatif tarih metotları üzerinden de aslında biz aslında burada ne olmuştu, insanlar yani e, yeni başka bir anlatım üzerinden kurgulama süreci oluyor. Sözü tarih süreçleri aslında burada oldukça besleyici ve bize hani yol gösteren süreçler. Onu biraz takip ediyoruz. Onun dışında da işte bu arşivlerde vesaire şöyle diyeyim aslında hani arşivin gösterdiği bilgiler kadar göstermediği bilgiler de aslında bize anlatıyor süreci. Genel itibariyle örnek vermek gerekirse 6-7 Eylül olaylarında ya da işte İstanbul'daki gayrimüslim nüfusun şehri terk ederkenki durumunda Tapuların mesela e, kayıtlarda bulamamamız da bir aslında e, değinmek istediğimiz, üzerine düşünmek istediğimiz bir nokta. O sebeple hani arşiv bize her türlü bir şey anlatıyor. Bizim orayı nasıl aldığımız ve biraz nasıl yorumladığımızla alakalı bir şey. Elbette ki böyle insanlara bu anlatıyı sunarken e, böyle taraflı bir noktadan değil ama bu anlatının yanı sıra bir de böyle bir durum var deyip onlara alan açma gibi bir niyetimiz var bu şekilde ilerliyor bu süreç. Çok tek tip yani her gerçekten böyle bir sürü mesela medya tarıyorsunuz yani işte bir sürü kanal bir sürü gazete ve hep böyle şey sanki tek bir ağızdan tek bir şeyden yayılmış ve or, dağıtılmış ve oradan yayılmış bu çok tuhaf geliyor yani sonuçta işte bir tane gazete bile mi farklı bir söylem üretemez? Yani bir sürü farklı çalışan var orada, farklı insanlar var. Yani hep aynı söylemle karşılaşıyor olmak çok çarpıcıydı benim için. Mesela cinsiyete dair atıfları hep aynı, yaşa dair atıfları hep aynı, etnik kimliğe dair atıflar hep aynı. Buraların bu kadar aynılaştığıyla karşılaşmak tuhaftı. <laughs> Ben biraz öfkelenmiştim açıkçası hani senelerce öğrendiğimiz şey bu mesela hani okul müfredatında eğitim müfredatında bize süzülüp gelen bilgi bu ve ne kadar yönlendirici ve e, o tek düzeliği içinde barındırdığını görüyorsunuz ve aslında ne kadar da hangi ideolojiden iktidar gelirse gelsin gerçekten iktidar alanı sizin üzerinizde kurduğunu gayet böyle e, şak diye yüzünüze vurmuş oluyor. Alternatif anlatılar ya da o insanları dinlemek en çok sevdiğim şeylerden biri de aslında o mekanlarla birlikte insan hikayeleri. Zaten hafıza yürüyüşü esnasında da insanlar hep çok insan hikayelerinden etkileniyorlar. Mekan bir şekilde hani hep ben buradan geçiyordum ya falan oluyor ama o mekana ilişkilenmesinin ötesinde ve orada yaşayan insanın hikayesi aslında daha çok dokunuyor onları. Ya e, o dönüşümle bence ilk başta ya karşılaşıyor olmak çok çarpıcı oluyor. E, çünkü sizin aslında içinde var ya normalde var olduğunuz dünyada işte e, size öğretilenler, size söylenenler size buyurulanlardan başka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ya bir yandan işte o iktidar tarafından kurulan sınırlara sığmayan hikayelerle karşılaştığınızda onların başına gelenler önce gerçekten bir öfke yaratıyor insanda. Yani nasıl bu olabiliyor? Kendine öfkeleniyorsun, etrafındaki ailene bile öfkelenebiliyorsun. Zaten işte devletin kurumlarına öfkeleniyorsun en başta işte okula, eğitimcilere. Yani hani bunu nasıl bu kadar tek taraflı görebiliyorsun? Bunu nasıl bu kadar duymayabiliyorsun? Ben çok böyle hissetmiştim. O işte makbul vatandaş, makbul ırk, makbul beden, makbul cinsiyet böyle hepsinin dışında kalanlarla karşılaşınca bakış açın değişiyor. Sürekli işte kurulan e, diller, kurulan e, tutumlar neyi dışarıda bırakıyor, neyi içeriye alıyor, neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor. Bunlarla daha fazla meşgul olmaya başlıyorsun bence. Benim için de bir yüzleşme oldu çünkü ben de aslında gerçekten hani bu ülkedeki eğitim sisteminden geçmiş bir insanım sorgulama süreci yani o bilgiyi arama haline getirdi aslında beni fark ettim ki hani bana geldiği şekliyle değil pek çok yönüyle birlikte pek çok hakikat olabilir. Onu araştırmak ya da işte onun peşinden koşma motivasyonunu verdi bana aslında. Bir bakımdan üzücü hikayeler mesela ve hala. Gündemede böyle alternatif yollarla gündeme getirebildiğim hikayeler. Ama bir yandan da bana ne kadar tesir ettiğini fark ettikten sonra mesela her bir yürüyüş benim gerçekten motive olduğum yürüyüş oluyor. Çünkü biliyorum hani çünkü ben öyle yaşadım, ben öyle hissettim. Ee, karşımdaki insana da gerçekten eğer iyi bir şekilde aktarabilirsem, ona dokunabilirsem onda da bir şeyler değişecektir. Umudu hep bende oluyor kendimi çok fazla sorgularken buluyorum aslında yani bir bir şeyle karşılaşınca e, bunu kim söylemiş mesela orası çok önemli oluyor benim için yani kim dile getirmiş bunun tarafları neler failleri kim mağdurları ya böyle bir sürü şeye gidiyor aklım burada hep yine işte bir biraz önce de söylediğim aslında bir karşılaştırma yaparken buluyorum kendimi onun dışında aslında biraz böyle şey de kafamı karıştırıyor buralarla yüzleşirken nasıl bir konumum var benim bilgiyi Kullanırken nasıl bir konumum var? Kimi dışarıda bırakıyorum ben, kimi içeriye alıyorum? Ee, dışarıda bırakılanlarla mücadeleyen, yani onların mücadelesine nasıl destek oluyorum? Hep böyle buralara dair derdim oluyor yani. Ya ben e, Arif Paşa'yı araştırıyordum. Çalışmalardan bir tanesi oydu, hani çalıştığım mekanlardan bir tanesi. Arif Paşa üzerinden aslında Ragıp Paşa kardeşler falan bu kardeş hikayeleriyle birlikte aslında işte Rum kökenli olup Ege Adaları'ndan bir tanesinden buraya gelmeleri ve onlarla birlikte aslında ben Kadıköy'ü tekrar böyle bir keşfettim ve sonra şunu öğrendim işte şu an hep böyle Alustan orada gördüğümüz dev konak mesela bu kardeşlerin konağı ve orada hala Ragıp Paşa'nın kızı yaşıyor mesela şu an yanlış bilmiyorsam 90'a yakın olabilir yaşı ve piyanist bayağı da ünlü bir piyanist. Ben bunu öğrendim. Mesela gerçekten ilişkilendiğim mekanla halim de değişti. Mesela ben oradan her geçtiğimde benim için öylesine eski bir konak değil mesela. Yaşayan bir hikayesi var. İşte o arka plandaki tüm bu hikaye süreci farklı bir göz veriyor. Ve hani şey bir yandan da mesela Cadde Bostan'daki o büyük köşk de onlara aitmiş vesaire. Bunlar benim sürekli geçtiğim mekanlar olduğu için çok fazla dokundu. Ve e, sonra daha da fazla araştırmaya başladım. Hani o apartmanı ve bu konuğa yapan insanların işte Mimar Pappa diye bir adam olduğunu öğrendim. O da İtalyan ve onun apartmanı da aslında hemen yani hemen iki sokak arkamızda şu an burayı Kadıköy'deyiz ve hani çok da böyle her gün geçtiğimiz modadaki apartmanlardan bir tanesi. Nizim Muhittin'i çalışırken oradaki vurgular da bana böyle şey gibi gelmiş. Ya mesela benim için işte Türkiye'de yaşayan bir kadına Türk kadını diye olmak Problemle bir söylem, Türkiye'li kadınlar gibi bir ifade kullanmayı tercih ediyorum. Ama mesela o, o metinde böyle bir e, müdahalede bulunmak arasında çok şey olmuştu. Yani hani şu an ben bunu değiştirmeli miyim? Türk kadınların ön, Türk kadınların öncüsü gibi bir şey kurmalı mıyım? Metinde bazı böyle hiyerarşik söylemler de vardı benim için tabii. Ve oralara dair o şeyler sürekli böyle düşündüğüm şey olmuştu. Var olan bir arşiv çalışması var elbette. Yani işte. E, Egemen'in resmi anlatının tuttuğu bir arşiv çalışması var. Siz ona alternatif olarak bir şey kurma hedefindesiniz aslında. Yani onu tersten okumak, onu dönüştürmek, onu yapı bozumuna uğratmak gibi şeyler var. Yani amaçlarınız. O yüzden bence bir arşiv çalışması olarak nitelendirilir yani. Sessizleştirilmiş hikayelerin işte önünden geçtiğimiz ama bilmediğimiz, fark etmediğimiz mekanların, olayların Aktarıcısı oluyoruz meselenin bir yerinden tutuyoruz ve evet aslında hikayeyi anlatıldığı sürece yaşat, yaşar. Sanırım biz de gerçekten böyle kendi çapımızda yaşatanlarız. Ya yaşatıcısı olmak biraz böyle iddialı olabilir belki ama aktarıcısı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü şey de böyle bu hikayeler gerçekten hiç duyulmayan hikayeler üzeri kapatılan hatta hikayelerin yani duyulmasında duyurmak için ekstra ekstra çaba sarf etmeniz gereken hikayeler. Oralardaki çaba bence bizi aktarıcı konumuna e, sokabilir. ya Bir yandan da şey de aslında e, Nezihe Muhittin anlatmıştım ben. Nezihe Muhittin'i anlatırken böyle işte Cumhuriyet'in erken dönemleri çalışıyorsunuz falan. Böyle hani oraya dair şu andaki gerçeklikten çok başka bir gerçeklik. Benim o hikayeyi anlatabiliyor olmam nasıl mümkün? Oraya, o döneme dair söz söyleyebiliyor olmam, orayı okuyabiliyor olmam nasıl mümkün? Şeyleri çok fazla anlatıyor. E, cebelleşmiştim yani böyle sürekli yani işte sen nasıl anlayabilirsin ki Berfin orayı sen nasıl okuyabilirsin ki çok geçmişte çünkü falan ee, ama bir şekilde bence yani işte Nezihe Muhittin'de mesela kadın mücadelesine yönelik bir şey görüyorsunuz ve bence yani çok aynı aslında şu andakiyle o zamandaki işte kadınların susturulmaya çalışılması, görünür kılınmamaya çalışılması, işte temsil edilmemesi, temsil düzeyinden çıkarılması çok aslında şu anda yaşadığımız şeyler. Yani hani söylem belki o kadar benzer yani şey olarak, cümle olarak benzer değil belki ama o içerik olarak, işte altta yatan metin olarak çok aynı. Buralarla karşılaşıyor olmak o yüzden bence ya bana şey gibi gelmişti hani. Ben şu an bu hikayenin devamını aslında getiriyorum. Yani belki bir de bir de öznesi değilim o zaman da. Ama şu andaki ortamda aslında öznesiyim gibi hissediyordum. Böyle. Şaka gibi gerçekten. <laughs> <laughs> Gerçekten böyle bir, 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 bir galiba bir bastır, şey yani. <laughs>